Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size nefis bir yaş pasta tarifi göstermek istiyorum. Pastamı bugün Toffifee çikolatasıyla hazırladım. Şayet bu çikolatayı bulamayacak olursanız Türkiye'de buna benzer bir çikolata da kullanabilirsiniz. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. Pastanın alt tabanı için bir paket bisküvim var. Herhangi bir bisküvi çeşidini kullanabilirsiniz. Hemen hemen 50 gram kadar bitter çikolata kullanıyorum. Ve 200 gram tereyağım var. Tereyağını ısıttım. İlk olarak bisküvilerimizi küçük bir mutfak robotunda çekiyoruz. Veyahut da benim yaptığım gibi bir buzluk poşetin içerisine koyup üzerine merdane ile vurarak da küçültebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bisküvilerimi çok fazla parçalamadım. Bu arada çikolatayı da erittim ve tereyağla beraber bisküvilerin içerisine koyup karıştırdım. Kameram maalesef buraları çekmemiş. Şimdi hazırlamış olduğum bu pasta tabanını kalıbımın içerisine koyuyorum ve bir kaşıkla bastırarak düzlüyorum. Pasta tabanının sertleşmesi için en az 1 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum ve bu arada kremasını hazırlıyorum. Kreması için bir paket mascarpone peynirim var. Alternatif olarak labne peyniri kullanabilirsiniz. 250 gram kıvar, burada da alternatif olarak süzme yoğurt kullanabilirsiniz. 150-200 gram da şekerim var. 2 paket süt kreması kullanıyorum. 4 yemek kaşığı da krema sertlendiricisi. Önce kremayı çırpıyorum. Süt kreması bulamayanlar alternatif olarak krem şantiyi de kullanabilirler. Başka bir kabın içerisinde mascarpone peynirimi ve kıvarkı karıştırıyorum. Yani alternatif olarak siz süzme yoğurt ve labne peynirini karıştırıyorsunuz. İçerisine şekeri de ekliyorum ve çırpıyorum. Ve şimdi çırpmış olduğum kremayı kaşık kaşık diğer karışıma yediriyorum. Bir paket Toffifee çikolatam var. Pastamı süslemek için bitter çikolata ve karamelim var. Karamelimi kendim hazırlamıştım. Tarifi de size vermiştim. İlgilenirseniz info box'a da ekliyorum. Bu arada pasta tabanımı buzdolabından çıkarttım ve kremayı pasta tabanımın üzerine yayıyorum ve pastamı tekrar en az 1-2 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. Pastamı buzdolabından çıkarttım ve servis tabağıma transfer ediyorum. Pastamı kendi hazırlamış olduğum karamel sosuyla süslüyorum. Toffifee çikolatasının içerisinde de karamel olduğu için çok güzel yakışıyor. Şimdi Toffifee çikolatalarını pastamın üzerine rastgele dağıtıyorum. Ve en sonu eritmiş olduğum bitter çikolatayla süslüyorum. Ve gördüğünüz gibi Toffifee çikolatalı yaş pastamız servise hazır. Çikolatası ve karameli biraz dondu. Nefis bir görünümü var. Şimdi pastayı sizin için kesiyorum. Ve içerisi de gördüğünüz gibi süper. Tadı zaten anlatılır gibi değildi. Mutlaka denemeniz lazım. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Size ilerleyen günlerde daha çok değişik pasta tarifleri göstermek istiyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.